Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumunda 315 metrekare arsa içerisinde 4+1 3 milyon 200 bin TL'ye güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. İlk 20 saniye içinde bütün bilgileri vermek istiyorum artık. Bütün bilgileri ilk 20 saniyede verdik. Orası araç ve yaya girişimiz. Park alanımız çok güzel arkadaşlar. Hemen sol tarafımızda bir havuzumuz var. Havuzun seramiği çok hoşuma gitti. Seramiği çok hoşuma gitti. Gerçekten sanki böyle aralara da mavi derz atılmış gibi arkadaşlar. Mükemmel bir görüntüsü var. 20 metre 25 metrekare büyüklüğünde bir havuz. Seramiğimiz çok güzel. Kaymıyor bunlar. Yağmurda da kaymaz. Gayet şık bir seramiğimiz var arkadaşlar. Hava rüzgarlı. Yan tarafta da böyle geniş bir bahçe alanımız var. Taş duvar işçiliğini görüyorsunuz. Güvenlik kamera sistemimiz hazır. Ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatımız mevcut. Aynı zamanda kat kalorifer tesisatımız da hazır bu evde. Arka bahçemiz de bu şekilde. Aslında güzel bir ev. Konum olarak da harika ama çevrede çokça satılık villa var arkadaşlar. 2,5 milyondan 2 milyondan başlıyor. 3, 5 devam ediyor. Burada da ısı pompası yerleştirebileceğimiz alanımız var. Isı pompasını yerleştirerek kışın da evi sıcak bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Peyzaj anlamında da harika bir işçilik çıkmış ortaya. Gerçekten çam ağaçları, limon ağaçlarımız böyle acayip bir güzel görüntü ortaya çıkartmış hepsi birlikte. Çok da şık olmuş. Araç park yerinin zemini de çok güzel. Araç park yerinin zeminini de bir gösterebilirsek. Bak burası çok farklı bir zemin olmuş. Böyle aralara taş yerleştirilmiş gibi. Çok güzel gözüküyor. Kullanışlı olmuş. Giriş kapımız da aynı şekilde arkadaşlar. Ev güzel. Ev güzel. Fiyat 3 milyon 200. Artık fiyatı, performansı siz belirleyeceksiniz. Siz tercih edip siz yorum yapın altına. Ona göre değerlendirelim. Ev çok güzel ama. Benim çok hoşuma gitti. Bu kapı eşiği gelecek buraya. Bir eksik onu gördüm. Kapımız çok güzel. Falezin kapısı bu. Çok şık bir kapı. Böyle göstereyim. Gerçekten mükemmel bir kapı arkadaşlar. Mat siyah renkte. Mat siyah renkte. Tabii bu kireçlenme yapar mı? Zamanla yıpranır mı bilemiyorum. Daha önce hiç kullanmadım bunu. Ya da kullanan bir yer görmedim ama çok güzel mat renkte harika bir kapı. Girdiğimizde salon karşı tarafta kalıyor. Sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenlerinin yan tarafında bir banyo lavabomuz var. Sol tarafın mutfak alanı. Devamında da salonumuz var arkadaşlar. Biz sağdan devam edelim. Aslında burası geniş. Şuraya güzel bir kitaplık konulabilir. Kitaplıkla tamamen koridor hissi verilebilir buraya. Antre hissi verilebilir. Zeminde güzel bir lavabomuz var. Visam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Seramik harika arkadaşlar. Seramiğin renk seçimi harika olmuş. Harika olmuş. Çok beğendim. Burada Newark markada bataryalar mevcut. Doku da çok iyi. Aslında seramiğin dokusu sadece bu arada kullanılan. Renkleri harika zaten. Ona bir şey diyemiyorum. Kapılar beyaz renkte. Ev çok güzel. Şimdi oradan bir böyle genel bir görüntüsünü bu tarafa dönersen yavaş yavaş hepsini gösterelim. Giriş burada. Giriş yanda. Hemen yan tarafında da mutfak alanı var arkadaşlar. Hepsini bir arada görmüş olur. Bu avizelerden ben ofiste de kullandım. Çok şık bunlar. Çok güzel duruyor. Zaten başka avize de bulamadım arkadaşlar dediğimde. Yani LED avize aradım bulamadım. Çok zor. Bunu sipariş vermeniz gerekiyor. Geniş bir mutfağımız var. Kahverengi tonlarında bir mutfak dolabı kullanılmış. Üst taraflarda da beyaz renk kullanılmış arkadaşlar. Tezgahımız çok güzel. Yine aynı şekilde tezgah arası da beyaz. Yine beyazda derz atılmış. Gayet şık. Çok şık hatta. Ben seviyorum böyle dolapları. Böyle farklı dolapları seviyorum. Amber ve gün ışığı, led ve spotlar da kullanılmış. Zeminde laminant görünümlü seramik. Laminant görünümlü seramik. Vestiyeri de merdivenin burasına bırakmışlar. İki kapaklı çok geniş bir vestiyer alanımız var. Altta ayakkabılık. Burası neymiş? Buraya bakalım. Burası da depo ya da çamaşır makinesi koyabileceğiniz alanınız. Çamaşır makinesi koyarsanız buraya hava alması gerekiyor. Kapıyı kapalı tutamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar çamaşır makinesini mutfağa da yerleştirebilirsiniz isterseniz. Burada da bir bar yapılmış mutfağın devamında. Salonla da aslında mutfağı kesmiş burası. İstenirse biraz daha uzatılabilir ya da bu tamamen kaldırılabilir. Artık tercih meselesi ama yapılmış bir ürün. Bence kalsın. Çok da güzel gözüküyor. Alt tarafı da dolap olarak kullanabiliyorsunuz. Ön tarafına da iki tane bar sandalyesi harika olacaktır. Bar sandalyesi kesinlikle mükemmel olacaktır. Devamında da salonumuz var. Şimdi salon
dikdörtgen biçiminde eşyalarınızı sığdırabileceğiniz büyüklükte güzel bir salon arkadaşlar. 4.20'ye 6.13 boyutlarında arkadaşlar. 4.20'ye 6.13 boyutlarında buradan bir çıkışımız var. Havuza sürgülü kapı bırakılmış. Çok da şık olmuş. Gayet güzel. Aslında satış teknikleri de var ya. Şimdi mesela şey yapıyorlar. Bunun üstündeki işte Vinsa, Egepen yazısını sökmüyorlar ki bilsinler insanlar böyle değil ama. Sökülmüş, tertemiz yapılmış, temizlenmiş bir ev. Daha güzel gözüküyor. Burası yerle sıfır. Burası da yerden bir 10-15 santim yukarıda kalmış. Yani pencere gibi düşünün ama. Acil durumlarda ya da kullanmak istediğinizde çıkış yapabileceğiniz bir yer ama sadece havalandırma için kullanırsanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Buradan giriş çıkış zor olabilir. Bir 10 santimlik pay var. Şimdi şöyle de bir durum var. Şunu da göstermek istiyorum unutmadan. Bu tekerlekli. Bu tekerlekli bunu itip ya da geriye çekebiliyorsunuz. Yani tamamen böyle alabilirim ya da ileriye itebilirim arkadaşlar. Çok da güzel. Yani bunu alıp şuraya koyabiliriz. Şuraya koyabiliriz. Buradan tutup bu şekilde getirip daha güzel olmadı mı? Değil mi? Şimdi ben değiştirdim ama müteahhit firma da bize kızmasın sonra neden değiştirdin diye. Yani bu şekilde de kullanılabilir. O alan açık kalabilir. Bence böyle daha güzel. Nedeni de şu. Nedeni de şu. Bu ara geniş duruyor arkadaşlar. Bu arayı daraltmamak gerekiyor. Güzel. Böyle daha güzel olmadı mı? Değil mi? Böyle daha güzel bence. Böyle kalsın. Ya da biz eski yerini alalım mı bunu? Alalım. Alalım. Sonradan bize kızmasınlar. Sonra gelip evi değiştiriyor demesinler. Ama bence kesinlikle müteahhit firma izleyecekse bunu oraya alsın. Basit. Biraz kuvvet gerektiriyor ama. Şimdi yukarıya çıkış. İki tane böyle korkuluk yapılmış buraya. Devamında da orta ama seramiğin granitin rengi harika arkadaşlar buradaki. Yanlara da gün ışığı kullanılmış. O da çok güzel duruyor. Üst katta 4 tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Biz burayı da çekelim. Videoyu aşağıda sonlandıralım. Aşağıya tekrar bakalım. Burada da ikilisi kullanılmış o avizenin. Hemen sağımızda ilk odamız var. 3.23'e 4.76 boyutlarında, 3.23'e 4.76 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Yerler gördüğünüz gibi laminant, çok da şık duruyor. Laminantla beyazın birleşimi harika arkadaşlar, gerçekten harika. Duvar rengiyle birlikte süpürgelikler de harika duruyor. Ev çok güzel olmuş. Burada da iki tane pencere bırakılmış. İster havalandırma için isterseniz de güzel bir gün ışığından faydalanabilmek için güzel olur. Ne yapılır buraya? İki tane perde ya da boydan tek perde atılırsa çok daha güzel gözükebilir. Yani kullanmazsınız büyük ihtimal ama panjur olması da avantaj. Yan tarafında bir odamız daha var arkadaşlar. Burası da 2.77'ye 4.69. Şunu da söylemek istiyorum. Bunu açılması için beklemiyorsunuz. Böyle basıp beklemiyorsunuz. O çok avantajlı. Bir kere baksanız da kendi açılıyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bakın gelip burada saatlerce ben panjurun açılmasını beklemek istemem. Bunu ben istemezsem emin olun bu eve 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon verecek kişi de istemez arkadaşlar. Biraz daha empati kurarak bir ev inşa edersek emin olun Didim'in en iyisini yaparız. Hatta Türkiye'de bir numara olabiliriz ama empati önemli. Sadece paraya bakmamak gerekiyor. Çok da güzel olmuş. Böyle bastığınızda açılıyor. Geniş bir balkon. CNC kesim metal gördüğünüz gibi çok güzel bir korkuluk kullanılmış. Bu korkuluğun da en büyük eksisi. Bakın evinize yaptırıyorsunuz ama bunu çoğu insandan duyamayabilirsiniz. Bu CNC kesim arkadaşlar. Yani lazer kesim. Bunu eğer fırın boya yaptırmazsanız, fırın boyadan kastım fırında boyanıyor. Sıcaklığa maruz kalıyor o şekilde. Eğer fırın boya da yaptırmazsanız bu her sene paslanır. Baş edemezseniz her sene boyamak zorunda kalırsınız. Bu fırın boya. Bu fırın boya. Fırın boya olmasa zaten akıntılar olur. Kesinlikle fırın boya tercih edin. Eğer CNC kesim kullanacaksanız evinizde. Koridor da çok güzel duruyor. Burası da çok harika duruyor.
Yukarıya çıkış merdivenleri, bu kapağı açıyorsunuz, merdiven kendi kendine iniyor. O da çok avantajlı. Bence gayet güzel. Burada da neyimiz var? Bir odamız var arkadaşlar. Panjur nasıl sessiz kapanıyor bak, hiç duymuyoruz. 2.65'e 3.83 boyutlarında, 2.65'e 3.83 boyutlarında güzel bir oda burası da. Geniş, çocuk odası olarak da değerlendirebilirsiniz isterseniz burayı. Başka çalışma odası da yapabilirsiniz, giyinme odası da yapabilirsiniz eğer 3 oda sizin için yeterliyse. Yan tarafında bir odamız daha var arkadaşlar. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Panjurları da açalım. Gün ışığı da gelsin. Aydınlatmasını görün diye panjurları kapalı tutuyoruz çekim yaparken. 3.48'e 4.35 boyutlarında bir oda. Ebeveyn banyolu bir oda. Banyomuz burada. Birazdan ona bakacağız. 3.48'e 4.35 bir balkon da burada var. Bu balkona da bakalım. Burası da geniş. Balkonların hepsi çok geniş aslında. Geniş bir balkon. Burada da bir ablamız oturuyor. İsmini vermeyeyim şimdi. Belki istemez YouTube'dan söylememe. O ablamızın da evini kiraya vermiştik. Ablamız buradan kendine yaptırdı bu evi. Bizi aramıştı, arsa sormuştu ama o aralar arsa bulamamıştık arkadaşlar. Tabii o aralar burada arsalar 300 bin lira civarındaydı, 350 bin lira civarındaydı. Ablam 400-450'ye mi almıştı? Öyle bir yani biraz daha yüksek bir rakam almıştı. Dedim ki abla çok yüksek almadın mı? Aldık dedi, yapacak bir şey yok. Şimdi aynı arsayı almaya kalkarsanız 1,5 milyon. Yani aslında kar etmiş. Biz zarardaymışız, satmasaymışız keşke elimizdeki malları. Ablamız da orada kendine ev yaptırdı. Çok da tatlı bir aile. Sağ olsunlar, bizi de sürekli takip ediyorlar. Buradan onlara da selam olsun. Böyle. Çok kötü oldu bu. Çok hızlı, kusura bakmayın. YouTube sayesinde inanın. Hani bir şey vardır ya. Motto vardır ya. Akrabandan daha can, daha yakın insanlar tanırsın. Biz öyle insanlar tanıdık arkadaşlar. YouTube sayesinde. Gerçekten o kadar mutluyum ki. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Ciddiye alın bunu. Çok seviyorum hatta hepinizi. Çünkü ailemden, akrabamdan daha yakınlık gördüğüm insanlarla da tanıştım. İsimlerini saysam buradan emin olun zaman yetmez. Çok iyi insanlarla da tanıştım. İyi ki varsınız. Yeri gelmişken söyleyeyim. Burası da ebeveyn banyosu. Nedir buranın? Ne var marka yine? Yine Visam'ın gömme rezervuarı. Çok geniş, kullanışlı, güzel. Bak burası biraz daha yukarıda. Normalde biraz daha aşağıda oluyor. İnsanlar kafayı vuruyor. Bu biraz daha yukarıda. Güzel olmuş, şık olmuş, kullanışlı olmuş. Tabii bir de son olarak ortak kullanım banyo lavabomuz kaldı. Ona da bakalım, ardından aşağı inelim tekrar. Ortak kullanım banyo lavabomuz gayet geniş. Burada bir dolap yapılmış. Yan tarafında yine Visam'ın gömme rezervuarı mevcut. Aslında hemen hemen diğerleriyle aynı boyutlarda ama biraz daha sanki burası geniş. Burada niş yapılmamış. Tek eksik o. Keşke bir niş yapılsaydı, en azından malzemeleri koyardınız. Şimdi köşeye böyle bir plastikten bir ürün alıp oraya malzeme koymak bence böyle bir eve yakışmaz arkadaşlar. Olmaz ama güzel olmuş. Ben şu merdivenlerin seramiğine, granitine bayıldım. Mermer harika gözüküyor. Salon mutfak da çok güzel. Salona da bakalım, ardından dışarıya çıkalım. Dışarıda tekrar bir konumdan bahsedeyim ben size. Çevreden bahsedeyim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi çevre olarak eski Yönder Koleji'nin alt tarafındayız. Yani şimdiki Sınav Koleji'nin bulunduğu konumdayız. Rüzgarlı bir hava, büyük ihtimal birazdan yağmur yağacak. Ama ben bu çekimi de yetiştirdiğim için mutluyum. Çevremizde çokça villa var arkadaşlar. Çok çok villa var. Hemen bu iki yanımızda Ali abiye bir tane villa verdik. O da bizim İsmail'in yaptığı bir, arkadaşımızın yaptığı bir villaydı. Onu verdik. Haftaya falan tapusunu yapacağız. O da çok güzel bir villa. Bakın orası, giden fiyatı söylemeyeyim ama bundan daha uygundu. Şimdi fiyatlar çok değişkenlik gösterebiliyor burada. 3 milyon 200 burası. Karşıda var mesela 3 milyon 600. Onun arkasında var 2 milyon 650. Arsa metrekarelerine göre, fiyatlara göre de değişiyor. Bir de değişkenlik gösterebilmesi için şöyle bir olay da var. Örnek vereyim. Bu müteahhit bu arsayı 1 milyon aldı ama karşıdaki evi yapan, biraz daha uyguna veren kişi arsayı bundan 2 yıl önce 200 bin liraya aldı gibi düşünün arkadaşlar. Yatırılan para alınacak kar oranına göre değişiyor. Hava rüzgarlı, sesim anlaşılıyor mu bilmiyorum. Eğer anlaşılmadıysa hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Başınızı ağrıttıysam da özür dilerim arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek de affedin. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.